Yeni bölümden herkese merhabalar tekrardan. Bu bölümde karakterleri, daha doğrusu sınıfları tanıtacağım. Sınıfları ve özelliklerini, daha doğrusu dwarfların. Gunner'la başlayalım. Gunner'ın özellikleri nedir? Hatta şurada soldan başlayayım, sağa doğru gidelim hepsine. Detayları anlatmayacağım. Buradaki modları ve overlockları işimiz yok. Onların zaten özellikleri üzerinde yazıyor. Siz kafanıza göre, oynama biçiminize göre ayarlarsınız. Ben sadece silahlardan bahsedeceğim. Minigun ve Thunderhead diye iki tane silah var. Yani tamamen oynama şeklinize göre ikisi de güzel silahlar. Gayet tatmin edici silahlar. Hani gunner olduğunuzu hissediyorsunuz. Minigun'la daha nokta atışı. Hani tek bir tane hedefe odaklanma için ideal. Thunderhead ise daha çok swarmlar, böyle akın akın üstünüze gelirken onları çözmede daha çok işinize yarar. Hemen bir alttaki ikinci silaha geçelim. İkinci silahlarda Heavy Revolver var. Bulldog diyeyim. Bir de BRT-7 var. Ya bu pek kullanan yok oyunda. Ben de hiç, neredeyse hiç kullanmadım. Sadece oyunun başında kullanmışımdır herhalde. Bulldog inanılmaz güçlü bir silah. İnanılmaz damage'i var. Ya bunu tavsiye ederim yani, böyle bir şey ki bu, hani anlatamam. Şunu anlatamam, nedir ne değildir diye. Overlock falan da açık ama hani overlocklar rastgele çıktığı için açık. Yoksa hayatta gidip de buna vermezdim herhangi bir Blank Matrix skoru. Thunderhead'i aldınız. Swarm'lara eritmek için, swarm'lara karşı daha etkili. Yanına da büyük böcekler için Bulldog aldınız. Büyük böcekler dediğim ismi şimdi aklıma gelmiyor da. Hani arkalarında genelde bütün böceklerin, bu oyundaki bütün böceklerin, büyük böceklerin hep kıç kısımları, böyle arka taraftaki kısımları zayıf noktalarıdır. Bulldog da oradan vurduğunuz zaman gayet ciddi bir şekilde can çektiğini görürsünüz. Overlock ve modlarla da artık ne kadar damage versin ya da ne kadar cephanem olsun diye ayarlarsınız. Farklı özellikler de var. Ama kesinlikle hani benim tavsiyem. Burada bir tavsiye vermiyorum. Ben bunun ikisini de sürekli kullanıyorum. Hani bayağı oynadım oyunu, hala ikisini de değiştir değiştir oynuyorum. İkisi de kendine göre gayet eğlenceli silahlar. Ama ikinci silah olarak Bulldog tek geçelim yani. Bu hiçbir anlamı yok bana göre. Pickaxe. Bunda zaten özellikle standart 2 tane 3 tane özelliği var. Onları veriyorsunuz. Ona anlatmaya gerek yok. Bu da Flayer. Bunları tabii ki yeni başladıysanız öncelikli olarak bunlara vermenizde fayda da var. Çünkü bunlar zaten oyunun temelleri. Hani bunları geliştirin ki hiç olmazsa hani bir başlangıçta bile bir rahat edin. İşte daha hızlı dolması Flayer'in ve daha çok Flayer'inizin birikmesi vesaire gibi. Gunner'a has ekipmana gelirsek 2 tane ekipmanı var. Bir tanesi Shield Generator, bir tanesi de Zipline. Shield Generator muhteşem bir şey. Zamanında kullanırsınız, belli bir süreliğine güvenli bir alan yaratıyor. Yani içeri herhangi bir şey geçmiyor. Ya yani görsel olarak geçiyor da hani uçlarından, kenarlarından size saldırıyorlar da hani canınız gitmiyor diyeyim. Bir tek o yuvarlanan toplar var, o böcekler var. Onlar size çarpıp fırlatabiliyor. Onun dışında bir probleminiz yok. Bu gerek bir swarm, ciddi büyük swarmlardan geldiğinde ortada kaldığınızda kullanması için ideal. Bir de hani yine swarm içinde arkadaşınızı vesaire kurtarırken kesinlikle tavsiye ederim. Kullanmayı unutmayın. Lütfen hangi sınıfı oynarsanız oyunun özelliklerini kullanın. Sonuna kadar kullanın. Bunlar zaten bu Shield Generator ve Zipline, hani Gunner için konuşuyorum. Bunlar zaten Supply pod, cephane podu çağırdıkça bunlar zaten tazeleniyor. O yüzden bunları kullanmaktan çekinmeyin. Sonuna kadar kullanın hepsini. Zipline gun ise zipline gun yani. Sabit iki nokta arasında atıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde, ayaklarınız yere değmek zorunda. Havadayken kullanamıyorsunuz. Çünkü Scout'un da buna benzer bir aleti var ama o farklı bir amaçla, bu farklı bir amaçla. Bu kalıcı. Bu nereden nereye atarsınız o şekilde kalıyor. Akıllıca kullandığınız sürece inanılmaz şekilde faydalı ve swarmlarda uzak mesafe vuran böcekler haricinde, çoğu çünkü böceklerin fiziksel olarak yakından vuruyor. İpin üstündeyken güvendesiniz. O yüzden de Gunner zaten nispeten oynamayı bilenler ipin üzerinden inmez genelde, swarm geldiğinde vesaire. Hep ipin üstünde kalırlar, ipin üstünden ateş ederler. Size de bunu tavsiye ederim. Hani Gunner olmasanız bile etrafta Gunner'ın ropu, ipi varsa sağa sola atılmış, swarm geldiğinde üstüne atlayın. Hiç olmazsa hani
yakın mesafe vuran böceklerden kurtulmuş olursunuz. Bombalarına gelelim Gunner'ın. Sticky Grenade. Bunu herhangi bir, nereye atarsanız atın yapışıyor. Böceklerin de, büyük böceklerin de üstüne attığınızda yapışıyor ama çok kullanışlı, elverişli olduğunu söyleyemem. Ah, bunu nasıl söyleyeceğim şimdi? İnsin... Aa, yok. Unuttum nasıl söylendiğini unuttum. Bunu söyleyemiyorum. O yüzden de yanıcı el bombası diyeyim ben size. Bunu attığınız alanda patlıyor. Patlama zararı yok ama nispeten geniş bir alanı bir sürülüğüne yakıyor. Bu da yine swarmlara karşı inanılmaz etkili bir şey. Ve Cluster Grenade, Gunner dışındaki sınıfların kabusu. Cluster Grenade'i fırlattığınız yerde, havadayken veya düştüğünde fark etmez, belli bir süre sonra fırlattıktan patlıyor. Ama bir patlıyor, ondan sonra birkaç tane el bombası saçıyor etrafa. Onlar da ayrı ayrı yerlerde patlıyor. Yani geniş bir alanda patlamalar yapıyor. Ya bol bol Friendly Fire'dan etkilenecek diğer sınıflar söyleyeyim. Ama kesinlikle şu ikisi çok etkili. Yine bunları da dediğim gibi dönüştüre kullanıyorum. Bu hani geniş bir alana patlamalar yaratıyor geniş bir alanda. Bu da geniş bir alanı yakıyor bir süreliğine. İkisi de kullanışlı. Bu ben pek kullanmıyorum yani. Siz denersiniz isterseniz. Bu zırh özellikleri hepsinde aynı. Bunda zaten seçeneğiniz yok. Hepsini açıyorsunuz işte. Elinizde şeyler, mineraller ve paranız oldukça. Bendeki bu rakamlar çok yüksek. Çünkü ben bayağıdır oynuyorum bu oyunu. O yüzden de çok takılmayın. Bu kadar yüksek olması için bayağı oynamamız gerekiyor. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Her sınıf için ayrı ayrı video yapacağım. Videoların sonuna da bir tane zorluk seviyesi 4 ve 5'ten bir tane maç koyacağım. Ama o yorumsuz olacak o maçlar. Yani herhangi bir konuşma muhabbet olmayacak. Yani Gunner 5'in... Ay Gunner 5 nereden çıktı? Gunner'ın muhabbeti burada bitiriyorum. Şimdi zorluk seviyesi 4 veya 5'ten bir tane maç olacak. Sırf kuru kuru maçı bölümü izlemek istemiyorum diyenler için bay bay, başka videoda görüşmek üzere. A new miner is joining your team. Rockin' hey! Action time! That's it, lads! Rockin' stone! Light up! Destroyer! Back to hell!
Zipline done. Die! Oh yeah! Let there be light! Back here! Rock solid! Where is that damn? You got a hell of a blimp heading your way, team. Get ready. Supply ordered. Roger that. Supplies are coming. The swarm is upon you. Come here! Line up. Where is that damn mule?
a direct intercept course. Get ready. Could someone rock on, bloody hand? Molly, come here. Over here by the marker point. Molly, over here. Swarm, they're here. How come I feel like it's me carrying all the load? Molly, over here! Geek Rock seriously need to invest in some better equipment. Everyone, can I get some attention? I feel quite alive. Oh yeah. Look over here! Rock and roll and stone! Look there! Whack-a-mole! They're gone! Just take your sweet time, old lady. I've got all day. Balls, this is heavy. Move your tin ass. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Resupply ordered. Credits has been withdrawn. Supply drop is inbound.
Contact. Lock and load. Move your tin ass over here. Just hurry, take the sweet time, old lady. I've got all day. The coin is not free. My coin is an explosive coin. Management will be pleased. Escape pod button is activated. Ethan! T-minus 5 minutes. Last dwarf in the pod pays for the first round! Rock and stone! Rock and stone forever! None